Herkese selamlar ben Tekno kanalından Furkan. Bugün sizlerle birlikte WhatsApp'ın yeni güncellemeyle yayınlamış olduğu avatar özelliğini nasıl kullanabileceğimizi ve avatarımızı nasıl oluşturabileceğimizi tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Gelin şimdi videomuza başlayalım. Öncelikle telefonumuzdan WhatsApp uygulamasını açıyoruz. WhatsApp uygulamamız eğer ki güncel değilse Play Store veya App Store üzerinden uygulamamızı güncelliyoruz. Uygulamamızı güncelledikten sonra WhatsApp uygulamamızı açıyoruz. Daha sonra iPhone cihazlar için alt kısımda sağ alt kısımdaki ayarlar sekmesine geliyoruz. Android cihazlar için ise üst kısımda bulunan 3 çizgiye tıklayarak aynı şekilde ayarların olmuş olduğu ekrana geliyoruz. Burada gördüğünüz gibi ismimizin hemen altında Avatar sekmesini görebiliyoruz. Bu sekmeye tıklıyoruz. Daha sonra bu sekmede avatarınızı oluşturun seçeneği geliyor. Buradan kendinize benzeyen bir avatarınızı oluşturabilirsiniz. Bunu daha önce Instagram ve Facebook'ta yayınlayan Meta şimdi de bu özelliği WhatsApp'a entegre etmiş oldu. Avatarınızı oluşturun sekmesine tıklıyorsunuz. Daha sonra karşınıza bir bilgilendirme metni gelecektir. Bilgilendirme metnini onayladıktan sonra bu ekrana geleceksiniz. Bu ekran üzerinde ilk olarak ten renginizi seçiyorsunuz. Bunu seçtikten sonra ileriye tıklayıp buradan saç stilinizi seçebilirsiniz. Saç stilini kadın ve erkek diye ayırmamışlar. Hepsini tek sekmeye koymuşlar. Bu sekme üzerinden saçınıza uygun olan saç stilini buradan seçebilirsiniz. Şimdi örneğin ben şunu seçtim. Daha sonra hemen yanında saç rengi var. Saç renginizi de bu renkler arasından seçebilirsiniz. Bunu da seçtikten sonra ileriye tıklıyorum. Şimdi kıyafet seçimine geldik. Kıyafet seçiminde çok az seçenek olduğunu fark ettim ama ilerleyen süreçlerde bence bunu daha güncelleyeceklerdir. Buradan vücut şeklinizi seçiyorsunuz. Altta bir sürü seçenek var. Sizlere uygun olan seçeneği buradan da seçerek devam ediyorsunuz. Dilerseniz bir de sağ üstte bulunan mikrofon seçeneğine tıklayarak mikrofon gibi bir simge var. Bu simgeye tıklayarak kameradan kendinizi görebilirsiniz. Şimdi tıklıyorum buna ben. Gördüğünüz gibi kameramı açtı şu anda kameraya tıklayarak kameranıza erişebilirsiniz. Daha sonra devam ediyoruz. Göz şekli kısmına geldik. Buradan da göz şeklinize göre ayarlıyorsunuz. Ben bu adımları hızlı bir şekilde geçerek sonlara doğru gelmeye çalışacağım şimdi. Bütün ayarları kaydettikten sonra avatarınız güncelleniyor yazısını görebiliyorsunuz. Daha sonra ileriye tıklıyorum ve gördüğünüz gibi bir avatar oluşturdum. Gelin şimdi bu avatarı nasıl kullanabileceğimize bakalım. İlk olarak bu avatarı dilerseniz profil fotoğrafı olarak ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan profil fotoğrafı olarak seçebilirsiniz. Bir sürü seçenek sunuyor sizlere. Şöyle şunu seçtim. Arka planı dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bitti dedim ve şu anda avatarımı profil resmi olarak güncelledim. Gördüğünüz gibi avatarım şu anda profil resmim olarak güncelledim. Peki daha başka ne yapabiliriz bu avatarla? Bu avatarları çıkartma olarak kullanabilirsiniz. Çıkartmalara göz at dedim. Gördüğünüz gibi burada bir çıkartma koleksiyonu oluşturuyor. Bu koleksiyonu mesajlaşmalarınızda kullanabilirsiniz. Gelin şimdi bunu test edelim. Şöyle çıkartma sekmesine geldim avatar kısmına tıkladım. En alta bulunuyor. Buradan sevgi, mutlu, üzgün, öfkeli. Şöyle şuna tıkladım. Gördüğünüz gibi avatarlarımı bu şekilde sticker olarak gönderebiliyorum. Sizler de Vasıl'ın bu özelliğini bu şekilde yapabilirsiniz. Eğer ki böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak bu videonun altına yorum yapabilirsiniz.